Herkese merhaba, ben Ümit Ateş. Yeşilçam filmleri nerede çekildi videolarımıza devam ediyoruz. Instagram hesabım üzerinden yapmış olduğum anket sonrasında en çok oylanan film Kemal Sunal ve Fatma Girey'in başrollerini paylaştığı Postacı filmi ile devam ediyoruz. Yapımcısı ve yönetmeni Memduh Ün olan Postacı filmi 1984 yılında gösterime girmiştir. Senaryosu Umur Bugay'a ait olan filmde Kemal Sunal, Fatma Girey, Erdal Özyağcılar, Ulvi Alacakaptan, Necdet Yakın ve İhsan Yüce gibi birçok isim yer almıştır. Kemal Sunal bu filmde Adem karakterini canlandırmıştır. Ahmet üniversite sınavına hazırlanıyor. Yazamadı. İnşallah yarın. Adem efendi, mektup yok mu bugün? Yok. Ahmet üniversite sınavına hazırlanıyor. Yazamadı. İnşallah yarın. Beşiktaş'ta, Solgun Söğüt Sokak'tayız. Postacı Adem mahallede postaları dağıtırken mahalle sakinlerinden Huriye ile girdiği diyalog işte burada çekilmiştir. O günlerde burada küçük bir baraka gibi ev görsek de günümüzde tamamen yıkılmış. Tek bir duvarı kalmış ve o duvarda yok olmayla karşı karşıya kalmıştır. Bu arada Huriye'nin kendi kendine mektup yazdırdığını da hatırlatalım. Postacı Adem, Nuri amcanın postasını işte arkamda görmüş olduğunuz balkondan içeri atar. Ne çıkmış mı Nuri amca? Çıkmış mı Adem oğlum, çıkmış mı? Ne çıkmış mı Nuri amca? Dönemin yönetimine bu filmde de kira kanunu çıkması üzerinden bir eleştiri görüyoruz. Kira kanunu? Çıkmaz. Hiç bekleme boşuna. Her bir şey çıkar, o çıkmaz. Adem'in Latif'ten kaçtığı sahnede Adem'in saklandığı yer artık yok. Bina kısmen yeniden inşa edildiği için o bölümün olduğu yerde bir apartman var. İşte o görmüş olduğumuz kısım burasıdır. Latif'i burada atlatır ve daha sonra tam bu köşeden Latif'in arkasından bakar. Mahalle sakinlerinden bir bayanın postacı Adem'e kız Adem diye hitap etmesini hatırlıyorsunuzdur. Bunun üzerine sinirlenen Adem'in doğru konuş be sen kime kız diye hitap ediyorsun dediği yerdeyiz. Sana söylüyorum kız postacı. Doğru konuş be sen kime kız diye hitap ediyorsun. Esas kız sensin. İşte o sahne bu apartmanda çekilmiştir. Filmde Sevtap karakterinde olan Fatma Girey'in de evi işte burasıdır. Baban evde mi kız? Baban evde mi kız? Evde.
80'lerde öyle bir arabesk furyası başlamıştır ki sanatçılar birbirleriyle arabesk şarkı yapma yarışına girmişlerdir. Sevtap da o zamanlarda her genç kız gibi evlerinin camını silerken müzik dinler. O dönemlerde kimse arabesk dinlemedim diyemez. Sevtap da cam silerken teyipte çalan Gökhan Güney'in Gönül Tanrısı şarkısını dinler. Adem! Renkli televizyonlar, videolar, kasetler, fotoğraf makineleri ve daha onlarcası. Postacı filminde teknolojinin ne seviyede olduğunu görüyoruz. 80'li yıllarda elektrikle çalışan dikiş makineleri de yaygınlaşmaya başlar. Latif'in o yıllarda Almanya'dan gönderdiği dikiş makinesi diyaloğu bana her zaman teknolojinin ne kadar hızla ilerlediğini hatırlatır. Oğlum Latif de bir dikiş makinesi yolladı Almanya'dan. Elektronik. Ne? O da mı elektronik? Sizler de o dönemlerde yeni çıkmış ve lüks olan, şimdilerde unutulmuş teknolojik ürünleri yorum olarak yazarak bizlere hatırlatabilirsiniz. Yine filmde dönemin en fazla kullanılan teknolojik aleti olan video cihazını ve kasetini görüyoruz. Videoda Baba Rasim'in ve Müezzin Lütfü'nün izlediği film ise Cüneyt Arkın'ın Köroğlu filmidir. Postacı filminin ilk dakikalarında yer alan çocuk parkı işte burasıdır. Parkta oynayan çocuklar postacı Adem'i görünce postacı Adem bir kutu badem diyerek Adem'i selamlarlar. Adem de arkasını dönerek çocukların selamına karşılık verir. İşte o park burasıdır. Hayrola Asım, sen bu mahallede ne geziyorsun? Hayrola Asım, sen bu mahallede ne geziyorsun? Adem ile Asım'ın, yani iki postacının aynı mahallede karşılaşmasının olduğu yerdeyiz. Latif'in babasına gönderdiği telgrafı Adem işte burada öğrenir. O sahnede burada çekilmiştir. Postacı filmi ile ilgili sizlere göstereceklerim bu kadar. Başka bir videoda hem postacı filmi hem de diğer yapmış olduğum filmlerdeki eksik yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. Aynı zamanda çekim yapmış olduğum bu mahallede Garip filmi de çekilmiştir. Garip filmi de kanalımdan izleyebilirsiniz. Şimdi sizlere yine Kemal Sunal filmlerinden biri olan Şabaniye filminin çekildiği yerleri sizlere göstermeye çalışacağım. Daha doğrusu çekimini İzmir'den Emin Gemicioğlu Gil yapan ve tarafıma gönderen videoları montajladım. Sizlerle paylaşacağım. 1984 yılı yapımı olan Şabaniye filminin yapımcısı ve yönetmeni Kartal Tibet olup senaryosu İhsan Yüce'ye aittir. Filmde Kemal Sunal, Çiğdem Tunç, Turgut Boralı, Aliye Rona, Erdal Özyağcılar, Adile Naşit ve birçok isim yer almıştır. Kemal Sunal bu filmde Şaban karakterini canlandırmıştır. Şimdi hep birlikte Emin Gemicioğlu Gil'in gönderdiği videoları inceleyelim. Şabaniye filminde Şaban otelden çıktıktan sonra İzmir'in Konak ilçesindeki Saat Kulesi'ni görürüz. Nazlı Şaban'la buluşmaya taksiyle geldiği yer ise yine aynı meydanda bulunan tarihi Konak Camisi'nin önüdür. İzmir fuarını görüyoruz. Şaban'la Nazlı'nın dondurma yiyerek gezdiği yer bu fuardır. Thank you.
Bizlere bu görüntüleri gönderdiği için Emin Gemicioğlu Gil Bey kardeşime çok teşekkür ediyorum. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olursanız en büyük desteği vermiş olursunuz. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Beni hatırlayın. Beni kesinlikle unutmayacağınızı biliyorum.